milli savunma sanayi çok önemli hamleler ve ataklar içerisinde. Ama zannetmeyelim ki bu devran bu şekilde kendiliğinden devam eder. Çünkü eğer sizin üretmiş olduğunuz hamleler, milli savunma sanayi alanında ortaya koymuş olduğunuz değerler itibarsızlaştırıyor ve onları üretenlerin sonunu Nuri Killigil'in sonundan fena olacaksınız diye aba altından sopa gösteriliyor. Üretilmiş olunan SİHA'larınız JITEM'in 21. yüzyıldaki yeni hali olarak lanse ediliyorsa zannetmeyelim ki bu iş ila nihaya böyle gider. Nuri Killigil'in gitmedi. Nuri evet. Demirağ'ın gitmedi. Vecihi Aparat derken gitmedi. Bunları kastettim zaten. 30 sene beklediler. Biliyorum. Hayır, yani söylemiş olduğunuz şeylerin kendiliğinden ila nihaya bu şekilde gideceğini zannetmeyelim. Herkes müteyakkız olsun. Tabii. Nuri Demirağ'ın projelerini ortadan kaldırabilmek için Eskişehir'in Türk Hava Kurumu uçak teslim töreninde bu iş olmadı dedirtebilmek için 80 takla attılar. 20 yıl sonra adamı iflas ettirdiler ve üretmiş olduğu uçakları İspanya'ya satmaması için de üretilmiş olan uçaklar yurt dışına satılamaz diye meclisten kanun çıkarttılar. Dolayısıyla bu işin arkasındaki en önemli husus milletin bu konudaki iştiyakıyla oluşmuş olan siyasi iradedir. Hangi parti olursa olsun. Ama siz ısrarlı bir şekilde bu ürünleri üretenleri farklı sıfatlarla kimliksizleştiriyorsunuz, itibarsızlaştırıyorsanız ve bunları JITEM'le bir tutarak bir şekilde faili meçhul cinayetlerin sorumlusu ve müsebbibi gibi gösteriyorsanız, hiç kimse savunma sanayimiz bu noktalara geldi diye rehavetle o koltuklarında oturmasın. Bir gün biri çıkar, hepsi biter. Yunus Emre'nin bütün şiirlerini yakan Molla Kasım gibi. Dolayısıyla bu konuda kimse çok fazla kendinden emin olmasın. Nuri Killigil kendisinin atölyesinde üretmiş olduğu yani Sayın Alabar'da savunma hamlelerini korumak için siyasi irade şart, bunun mu altını çizmeye çalışıyoruz? Yani siyasi irade olmazsa bu işlerin hiçbirisi olmazın altını mı çizmeye çalışıyoruz? Ya da birlik olmazsa? Olmaz. Olmaz, olmadı. Örneklerini veriyorum. Nuri Killigil'in DNA testi o zaman yapılmıyordu ama aha bu da Nuri Kil'in parmağıdır diyebilecek hiçbir şey bulamadılar. 30 santimlik bir tabut koydular, Nuri Killigil'i öyle defnettiler. Çünkü öyle bir patlama yaptılar ki mecliste konu tartışılmak istendiğinde konu kapatıldı. Açsınlar baksınlar, meclis zabıt tutanaklarında bunlar bugün hepsi var. Dolayısıyla Nuri Killigil'e yapılanları, efendime söyleyeyim Vecihi Hürkuş'a yapılanları, Nuri Demirağ'a yapılanları siz 50 yıl önceki hikayeler olarak görüyorsanız yapacak bir şey yok. O zaman size yakın canemden hikayeleri anlatayım. Aselsan'ın mühendislerini intihar süsüyle 50 türlü kılıfa bulayarak o çocukları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savunma sanayine hizmet ettiği gerekçesiyle bu dünyadan öbür dünyaya Yunus Emre'nin göğe ekini biçer gibi dedikleri gibi gönderdiler. Gözlerinden yaş dahi akmadı. Zannetmeyin ki savunma sanayinde bu kadar güzel ürün gamı üretilirken bu işler kendiliğinden oluyor. Savunma sanayinin başına gelmiş olunan profesör, ilmi yeteneği tam olan insanı bile ilmi yetersizlikle daha önceki görevleriyle ilgili olarak birçok noktadan vurmaya çalıştılar. İşte bugün görüyoruz ki bir taraftan hava savunma sistemi yapılıyor, bir taraftan füze motoru imal ediliyor, bir taraftan yerli araç hamlesiyle ilgili hamleler yapılıyor ama bunlar milletin iradesine saygılı bir iktidar ile olabilir. Burada parti gözetmiyorum. Eğer bu milletin iradesini JITEM diye, bilmem ne diye, damat diye, öyle diye, böyle diye itibarsızlaştırırsanız ondan sonra Amerikan Kongresi'nden çıkacak karar doğrultusunda bize bunu verirler mi, bize şunu verirler mi diye beklemeye devam edersiniz. Sayın